Evet, Raspberry Pi 2 Model B versiyon 1.1'e Pardus ARM versiyon 3'ü yükledim. Şu an çalışıyor. Ethernet kablosunun internet girişi şu görmüş olduğunuzda fare ile klavye. Ses çıkışını da bir Bluetooth ses sistemine bağladım. Şu an açık. Ve şimdi bir bonus video olarak YouTube'u göstereceğim size. Bu bizim masa üstümüz. Maslak bu arada. Yani İstanbul'un güzide semtlerinden bir tanesi. Evet, masa üstünde LX terminali geliyorum. Terminal içerisinde yazacağımız kod MPSYT olacak. Kodu yazıp Enter'a basıyorum. Evet, şöyle netleştirelim. Evet, kodu basıp Enter'a bastıktan sonra benden ne aramamı istiyor? Slash koyuyorum. Ardından yazıyorum. Benim çok sevdiğim bir şarkıcı var. Onun şarkılarından bir tanesini açmaya çalışacağım. Yazıyorum. Yazarken başına slash koydum. Enter'a basıyorum. Şimdi bana YouTube içerisinde bir arama yapacak ve bazı örnekler çıktı. Sağ tarafta sürelerini görüyorsunuz burada. Şarkıların isimleri de burada. Evet, 1'den 25'e kadar bir seçim yapabiliyorum burada listeden. Bakalım ne seçelim? 2'yi seçelim. 2 seçtim. Enter'a bastım. Evet, şu an biraz ses açalım. Tamam. Durdurmak istersek Space'e basmamız yeterliymiş. Bastım Space'e. Hatta ilerletebiliyormuşuz sol sağ tuşuna da. Başka ne bakalım? ESC'ye basalım. Çıkabiliyor muyuz bakalım. ESC'ye yemedi. Q varmış return. Q'ya basıyorum. Tamam. Bir arama daha yapalım. Slash diyelim. Kim var? Mesela Hande Yener diyelim. Yerli olsun. Bakalım Hande Yener YouTube'da hangi şarkıları varmış. Evet, burada bakalım. Kimi seçelim? Kimi seçelim? En son çıkan şarkıyı seçelim. Evet, şu an başladı. Şurada süreyi görüyorsunuz. Evet. Bu şekilde kullanım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ses de bayağı kaliteli ha.